DNA'dan mRNA sentezlenirken ortamda bulunan bazı moleküllerin miktarlarındaki değişim grafikte verilmiştir. Buna göre harflendirilen moleküller aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada yukarıdaki metne dikkate aldığımızda ne demiş? DNA'dan mRNA sentezi. O zaman ortamdaki hangi molekül azalmayacak? Timin azalmayacak çünkü timin mRNA'da kullanılmayacak. Y olarak gösterilen yer timindir. Urasil de azalır, ribozom da azalır. X'e baktığımızda X burada artan madde hangisidir? Tabii ki de su kullanılacağı için artacaktır. Alırım. Azalan ise ortamdaki fosfatlar kullanılacağı için fosfat azalır. D şıkkında deoksiriboz demiş. Zaten burada mRNA sentezinde deoksiriboz kullanılmaz şeker olarak. Doğru cevabımız burada A seçeneği olacaktır. Genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu fenotipli bireylerin oluşma ihtimali arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Genler bağımsızdır. Şimdi baktığımda büyük A oluşma ihtimali kaç burada çaprazladığımızda? 3 bölü 4. Büyük B olma olasılığına baktığımızda 1 bölü 2. Genotip olarak. Büyük D olma olasılığına baktığımda 1. Büyük E olma ihtimaline baktığımda fenotipte 1. Burası 3 bölü 8 gelmekte. İkinci öncülümüze bakalım. Küçük a gelme olasılığı 1 bölü 4. Küçük b gelme olasılığı 1 bölü 2. Büyük D, büyük E gelme olasılıkları 1 ve 1'dir. Yani 1 bölü 8. Üçüncü öncülümüze de bakalım hemen. Büyük A gelme olasılığı 3 bölü 4 demiştik. Küçük B gelme olasılığı 1 bölü 2 demiştik. Büyük D gelme olasılığı 1. Büyük E gelme olasılığı 1. Yani 3 bölü 8. Karşılaştırdığımızda burada 8 ile genişlettiğimizi düşünelim. 3 buraya eşit. 8 ile genişlettim. 1. 8 ile genişlettim. 3. Yani 1 eşittir 3'e. Ve 2'den bu ikisi de büyük olmak zorunda. Bu şıkkımız hangisinde? 1 eşittir 3. Büyüktür 2. Yani doğru cevabımız burada B şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte omurgalı olan X ve Y canlıların vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Burada sabit vücut sıcaklığına sahip olan Y'dir, değişken olan X'tir. Buna göre X canlısı metamorfoz görülebilir demiş. Evet, amfibilerde soğukkanlı canlılardır. Bu yüzden görülebilir. Y canlısında kalp 4 odacıklıdır demiş. Evet, bunu da alabilirim. Sıcak kanlı canlılar memeliler veya kuşlar olabilmektedir. Bu yüzden doğrudur. X canlısında kaslı diyafram bulunur demiş. Hayır, bulunmaz. Kaslı diyafram sadece memelilerde bulunur ve sıcak kanlıdır. Y canlısının boşaltım atığı amonyak olabilir demiş. Hayır. Kuşlarda boşaltım atığı ürik asittir, memelilerde ise üredir. Bu yüzden bu da yanlış. Doğru cevabımız burada 1-2 olan A seçeneğidir. Aşağıda bir hücrenin mitoz bölünmesine ait bazı evreler verilmiştir. Buna göre numaralı evrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci şekildeki evre metafaz evresidir. Çünkü ekvator düzleminde kromozomlar tek sıra halinde dizilmiştir. İkinci evre ise anafazdır. Kromozomlar ekvator düzleminden kardeş kromatitlerine ayrılarak kutuplara doğru yönelmiştir. Üçüncü evre ise telofaz evresidir. A şıkkına bakalım hemen. Karyotip çalışma bir numaralı evrede gerçekleşir. Doğru. 2 numaralı evrede 8 kromozom
bulunur. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'dir. Doğru. 3 numaralı evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur demiş. Hayır, tekrardan oluşacak. Yanlış cevabımız burada C seçeneğidir. Ana hücre 2 en eşittir 4'tür. Metafaza baktığımda 2 en eşittir 4 doğrudur. 2 numaralı evrede kardeş kromozitler ayrılması gerçekleşir demiş. Bu bilgi de doğrudur. Yanlış cevabımız burada C seçeneğidir. Ötrofikasyon sırasında gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? 1. Safrofit canlı sayısının artması. 2. Yeşil alg popülasyonunun artması. 3. Balık ölümlerinin artması. 4. Suyun derinliklerine inen ışık miktarının azalması. İlk sırada yeşil alglerin popülasyonunun artmasıdır. Çünkü yüzeyde bir yeşil tabaka oluşacak. Yeşil tabaka oluştuktan sonra balık ölümleri artışı görülecek. Çünkü besin yok. Devamında ise ne olacak? Üste bir tabaka oluştuğu için ışık aşağı tabakalara inemeyecek, azalacak. Yani dördüncü öncülümüz üçüncü sıradadır. En sonunda saprofit canlı sayısı artacak. Neden? Çünkü ölü sayısı arttığı için saprofit sayısı da bununla doğru orantılı olarak artış gösterecek. Doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Bir bitki hücresinde ribozom organelinin faaliyeti sonucunda hücrede meydana gelen değişimler aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre grafikteki K ve L eğrilerine özelliklerinden hangileri yazılabilir? K peptit bağ sayısı demiş. Evet, yazılabilir. Çünkü ribozomda protein sentezi gerçekleşir. L pH demiş. Burada pH'ın azalması değil, pH'ın artması söz konusu. Çünkü amino asitler kullanılır. Protein yıkımı söz konusu değildir ribozomlarda. K turgor basıncı. Evet, doğru. Turgor basıncı artar. Çünkü molekül oluşacak. Su, içerideki suyun basıncı da artacak. Kullanılan amino asit miktarı demiş K için. Evet, bunu da yazabilirim. Doğru cevabımız burada 1, 3 ve 4 olan D seçeneğidir.